Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 20-26 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, yeni haftaya yeni ayla başlıyoruz. 20 Temmuz'da sabah akşam 20.32'de 28 derece yengeç burcunda yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay sırasında gökyüzüne Güneş Satürn karşıtlığı da etkinleşecek ve haftaya biraz kasvetli enerjilerle başlayabiliriz. Bu yeni ay sorumluluklarımıza da işaret ediyor. Hangi alanlarda sorumluluklar? Çocuklarla ilgili sorumluluklar, aşk hayatınızla ilgili belki bazı önemli kararlar vermeniz gerekiyor. Maddi konularda daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Bu yeni ay Satürn enerjili olduğu için de karmik enerjileri, daha kadersel durumları karşımıza çıkarabildiği için evet bazı fedakarlıklar olabilir, bazı önemli yol ayrımları olabilir ya da kendimizi kısıtlanmış, engellenmiş hissedebiliriz ve her ne oluyorsa hayatımıza daha ciddi daha sorumlu davranmamız gerekiyor bu aşk konularında da böyle çocuklarla da ilgili böyle veya yeteneklerimiz yaratıcı faaliyetlerimiz, arkadaşlarımız ait olduğumuz sosyal çevre tüm bu alanlarda daha ciddi, daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Yengeç yeni ay ile beraber hazırladığım videoyu henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Evet, yeni ayın hemen ardından pazartesi akşamı Ay Aslan Burcu'na geçecek. Salı ve çarşamba Ay Aslan Burcu'nda ilerleyecek sevgili balıklar. Bu iki gün biraz günlük hayatımızdaki meşguliyetlerimiz öne çıkıyor. Mesleki konular olabilir ya da evde evinizde yapılacak işler olabilir bir şeylerle ilgileniyoruz. Hep böyle bir detay gerektiren konular var. İşte evinizi düzenliyorsunuz, eksikleri tamamlıyorsunuz, hazırlıklar yapıyorsunuz belki hafta sonu için. Çocuklarla ilgili konular olabilir. Evcil hayvanlarınızın bakımı ya da kendi kişisel bakımınız olabilir. Bunlara zaman ayırabiliriz. Perşembe ve Cuma Ay Başak Burcu'nda olacak. Bu iki gün ilişki dinamiklerimizi hareketlendirebilir. Ve daha çok paylaşıma dönüyoruz. Daha çok İşbirliklerinden, ortaklıklardan yarar görebiliriz ya da eşimizle, partnerimizle ilgili konular öne çıkabilir. Bazı özel hizmetler almak için, danışmanlıklar almak için de Perşembe-Cuma yine yararlı olabilir. Hafta sonundaysa Ay Terazi burcunda biraz içe dönük enerjiler var. Zaman zaman maddi konular, parasal konular bizi zorluyor. Biraz kasvetli bir enerji var gökyüzünde. Ee, yalnız kalmak isteyebiliriz. Ee, bazı ani harcamalar, belki şöyle bir borç ilgili bir konu, borçlanma ile ilgili bir konu, bir masraf gündemimizde olabilir. Ee, hobilerimize zaman ayırmak, sevdiğimiz kişilerle bir arada olmak, biraz dinlenmek, hafta sonu enerjimizi toplamamız, e, duygu durumumuzu da ruh halimizde dengelememiz için yardımcı olabilir. Bir detoks yapmak için, bir diyete başlamak için de yine hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.